Sevgili dostlar, yeni bir Bediüzzaman'dan Mektup Var programında sizlerle birlikteyiz. Sevgili arkadaşım Ahmet Özkılıç'la birlikte her hafta olduğu gibi bu haftada Bediüzzaman'dan Mektup Var programında Bediüzzaman'ın Barla, Kastamonu, iki cilt olarak Emirdağ, Laykası ve Şualara yayılmış durumda olan bini aşkın mektubu içerisinden bir mektubu okuyacağız. Bugün Şualardan bir mektubu okumaya niyetlendik. Uzunca bir mektup ve bir hak müdafası anlamda taşıyan, bir yanlışı tahsih gayreti taşıyan bir mektup. Bakalım bu mektuptan bize bugüne dair bir ders, bir hisse çıkar mı? Programın içerisinde onu da görmüş olacağız. Evet. Evet abi. Bugün değişik bir mektup aslında değil mi? Seçmiş olduk. Bir gazetenin yaptığı kasıtlı yanlış ve yalan unsurlar içeren bir değil mi? Haber üzerine. Habere cevap sadedinde bir mektup. Ama ben de bu vesileyle ifade etmiş olayım. Hakikaten ilk defa fark ettiğimiz mektuplardan birisi. Çok dikkatimizi çekmemiş. Risale-i hukukunu muhafaza adına son zamanda özellikle böyle Üstad Bediüzzaman'a ve Risale-i Nur'un değişik meselelerine olan bir kısım itirazlar, gazete haberleri, sosyal medya üzerinden yapılan bir kısım saldırılar, hatta iftiraya kadar varan bir kısım saldırılara karşı nasıl bir yöntem ve üslup ve usulle bir müdafaa yapılması lazım ve bir nur talebesi böyle bir hadise karşı nasıl davranmalı diye çok ölçü ve üslup ve usul ararken Allah razı olsun. Estağfurullah. Sayenizde bu mektupla yine bir üslup ve usul geliştireceğiz. Evet. Yani Üstad Bediüzzaman bizzat kendi hayatında Son Haber isimli bir gazetede yer alan Son Posta evet. isimli bir gazetede yer alan haber üzerine birkaç ölçü vermiş. Ama aslında orada daha detaylı çalışmalar da yapılması gerekiyor değil mi? Mesela Son Posta gazetesi buradan neler yazıldığını çerçeve olarak anlıyoruz. Belki o gazetelere ulaşmak, gazete ne dedi, kim dedi, niye dedi, hani bir böyle değil mi? Detaylı tarama. Detay değil mi? Bilgisine de ihtiyaç var. Evet. Yani bu manada daha hani yapılacak çok iş var. Evet. Yani araştırmacılara iş düşüyor. Ben de böyle bir vazifeyi inşallah ukdeme almış olayım. Yani i̇nşallah. Merak ettiğimiz bir konu. Beraber araştıralım inşallah. Evet, inşallah. Son Posta gazetesinde nasıl yer almış o haber? Evet. Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin ona cevabı. Evet. Nasıl bir mahiyet arz ediyor? Tabii o mukayese söz konusu olduğunda daha sağlıklı sonuçlar çıkartmak bu mektuptan mümkün oluyor. Evet. Burada üç şeyden bahsediyor Bediüzzaman. Evet. Değil mi? Üç gruptan bahsediyor. Mesela en başta dikkat edersek, değil mi? Bir kere haberi yazanlardan bahsetmiyor, enteresan. Evet. O günden bugüne hep vardır ya, medya söz konusu olunca hani haber sadece haber değildir. Yani haber diye yazılır aslında, arkasında başka niyetler maksatlar var. Doğru yazılsa bile, ki burada yazılan zaten hani doğru değil. Evet. Bir kere burada değil mi? Yazdıranlar dedi. Evet. Yazanlar değil, yazdıranlar. İhbar edenler ve evet, mahkemeyi mecbur edip bize ceza verdirenler. Evet. Diye üçlü bir şeyden bahsetti. Bu gene Afyon hapsi şartlarında değil tabii mi? Tabii Afyon lahikaları diye ifade ettiğimiz dönem. Muhtemelen Afyon cezaevi şartları içerisinde 1948. 48. Yani 47, 48, 49. O seneler diyelim. Evet. Bu haberin yer aldığı tarih itibariyle tam karşısını bilmiyorum İnan Metin abi. Beraber bakalım. İnşallah. Bu Son Posta gazetesine. Ama dönem 48. Evet. Afyon Mahkemesi safahatı ki 14. Şua zaten Afyon layıkaları diye inşallah bir gün tesmiye edilir. İnşallah. 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 Abi bu hafta sizden dinlesek ne güzel olur. Tamam. İnşallah öksürmeyiz. Yok, bu hafta çok sağlıklı ve sıhhatli görünüyorsunuz. İnşallah. Allah daim etsin inşallah. Amin. İnşallah. Benim sonbahardan başlıyor böyle bahara kadar genelde. Evet. İnşallah bugün olmaz. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Son Posta gazetesine yazdıranların ve ihbar edenlerin ve mahkemeyi mecbur edip bize ceza verdirenlerin iltibasları, sehiv ve yanlışları. Bir kere burada bugün hala bu ülkede veya başka ülkelerde olan bir mekanizma. Yani biriyle ilgili meseleniz var. Onu bir hukuki bir soruşturma ya da cezaya konu etmek istiyorsunuz. Nedir onun hakkında bir şey, haber üretiyorsunuz. Değil mi? Evet. O haber için işte
ihbarda bulunuyorsunuz güya. Onu birilerine yazdırıyorsunuz. Onun üzerinden ya mahkeme süreci başlıyor. Birileri de bunun üzerine şu oluyor. Falan. Gazetelerde bu haberler yer alırken ey savcı sen niye harekete geçmiyorsun? Evet. Bütün falan gazeteleri meşgul ederken diye adeta savcıları da mahkemeyi de mecbur eden bir tavır. Evet. Yani buradaki üstadın koyduğu bu başlıkta. Evet. Buradaki yani mekanizmayı biliyoruz. Kimse kimseyi kandırmasın. Yani bağımsız süreçler değil bunlar. Evet. Değil mi? En başta bunun imasında bulunuyor. Bir. Yedinci ricada ihtiyarlar risalesi. Değil mi? İhtiyarlar leması. 26. lema. Orada yedinci ricada Ankara kalasında 4-5 ihtiyarlığın ve hilafet saltanatının vefatı beni mahzun eyledi demiştim. 14 sene evvel Eskişehir Mahkemesi bu kilmeye ilişti. Ben dedim saltanatın vefatı değil. Evet. Belki hilafet saltanatının vefatı demişim. Siz bir nunu, sondaki nunu değil mi? Okumadınız. Sonra sustular. Evet. Çünkü burada mana değişiyor. Bir nunla değişiyor değil mi? Evet. Saltanatın vefatı diye okuduğunda ne oluyor ya işte şimdi Cumhuriyet Bediüzzaman saltanat taraftarı ki Bediüzzaman'ın saltanat taraftarı olmadığını daha önce eski Said olarak yazdığı eserler en başta yani münazara net bir şekilde önümüze koyuyor. Hilafet saltanatının vefatı dendiğinde ise vurgu asıl nedir? Hilafetin kaldırılmasıdır. Evet. Evet. Ve hilafet manasının asıl evet. hassasiyet noktasının o olduğunu Bediüzzaman açısından gösteriyor ki burada diyor ki sustular zaten böyle deyince. Yani bu şu bakımdan önemli. İkinci noktada da hani onu göreceğiz galiba. Bunu hala yaşıyoruz. Evet. Şimdi bir sözü, önce bir kere sözü doğru anlamak. Ondan sonra doğru anladığın, yani sözü kabul edersin veya reddedersin. Benimsersin veya eleştirirsin. Bu ikinci bir aşama. Evet. Yani bugün maalesef bunu çok görüyoruz. Maalesef. Yani, Risale-i Nur hakkında yani yapılan... muhalif veya muvafık hani. Evet. Böyle yani Risale-i Nur hakkında veya başka konularda da böyle bir problem ne? Yani bir kere söylenen sözü kasıtlı olarak bazıları yanlış yorumluyor ve yanlış anlıyor. Evet. Yani bazıları da şey dikkatsizliğinden veya cehaletinden. Cehaletinden dolayı. Ondan sonra ama yani, sanki Metin Ermiş ondan sonra bir yanlışın üzerine nice hükümler şey yapıyor. Dönüp baktığımızda yani birçok kişiye, birçok kesim, birçok eser hakkında mesela toplumda değişik mecralarda oluşan kanaatlere baktığımızda evet. yani bunların çoğunun tahkiksiz bir yargı, ön yargı hatta içerdiğini. Evet. Yani belli bir ön yargıyla okuyup yani kim ne diyor bunu anlamadan hüküm verildiğini görüyoruz. Hatta öyle ki bu anlayışsızlıklarla evet. insanları haksız yere yani vicdanen şey mahkum etmeye kalkılabiliyor. Yani bu bir yerde değil her yerde hani görülen bir problem maalesef. Evet. Belki çok değişik konularda yaşanıyor ama sanki İslami konularda, dini konularda özellikle geçen 70-80 senenin getirdiği o İslami bilgi birikimine nitelikli sahip olamamanın getirdiği medyada böyle bir problem var. Yani cuma namazının haftada bir ve cemaatle birlikte kılınması manası bir müminin dünyasında çok sıradan ve olmazsa olmaz bir bilgi. Hı. Ya da haccın yapıldığı tarih ve dönem hicri takvim açısından yani bu mana zilhicce ayı bir türlü zihinlerde oturmuş değil. Dolayısıyla bu manalarda o kadar enteresan farklı, değişik, bazen maksadı aşan, bazen kasıtlı, bazen de hakikaten tırnak içinde kör cehaleti ifade eden biçimler var ki Allah muhafaza. Özellikle dini ve İslami meselelerde bir de bu insanlar mesele konusunda ahkam kesmeye başladığında nereden başlayacağınızı bilemiyorsunuz. Neyini düzelteyim? Yani neresini düzelteyim? Önce çünkü asgari o bilgi lazım. Okunan bir metni öncelikle anlamak. Evet. Okunan metinle ilgili o literatürü, temel ıslahları, o kavramları tam manasıyla bilmek asgari olmazsa olmaz şart değil evet. mi? Yani ben burada bilgi probleminden öte problemler olduğunu düşünüyorum esasen. Çok güzel. Yani tarafkirlik ve asabiyetin getirdiği şey bir ahlak problemi bence. Evet.
Yani ve bu maalesef yani dindarlarımız dahil yani toplumun her kesiminde böyle bir şey. Yani problem söz konusu. Var. Öyle ki dini camiye içerisine baktığımızda orada yani birbirine düşman olan adeta yapılar, gruplar, kişiler baktığımızda orada mesela bir kere ne demek istediğini yani doğru anlayıp ondan sonra katılmak veya katılmamaktan öte bir ya anlayışsızlıktan gelen bir yanlış anlama veya kasıtlı bir şey. Yanlış manaya çekme yani tutumu görüyoruz. Bu artık hakikaten evet. İftiraya varan bir noktaya evet. Taşınıyor. Burada Allah nedir muhafaza. İşte bir şey, bu kelime. Orada bir nunu atladığında mesele nereye çıkıyor? O, ki aslında olan o nunu gördüğünde evet. Mesele nereye çıkıyor? Net bir şekilde görebiliyoruz. İkinci de benzer bir örneğini gene Bedüzzam veriyor. Nedir? Ne demişim diyor. Bak burada Kur'an harflerinin dersinin yasaklanması değil mi? Harf devrimiyle yapılan. Tabii. Latince öğretilecek. Latince harfleriyle okunacak vesaire. Bir devrim adı altında. Şimdi ha, mesela oradan herhalde Latince bu işte şey, karşı filan bilmem ne diye herhalde Son Posta gazetesi taarruzda bulunuyor. Evet. Mesela orada üstad burada da söylediği söz gene ne kadar manidar. Latin harflerinin kabulü değil, belki Kur'an hurufunun dersinin men'ine 20 sene evvel bir mahrem risalede itiraz etmiş. Kalıp evet. Öbürüne de itiraz edebilir. Düşünce hürriyeti varsa. Evet. Da burada vurguladı özellikle şu. Şimdi harf devrimi yapmak zorunda mıydı? Bu ülke açısından ki bana bir dönem öyle bir söyleşi de sorulmuştu. Yani son 100 yılın size göre en hüzünlü hadisesi nedir? Harf devrimidir bence dedim. Evet. Yani çünkü yani bütün bir toplum, bütün bir millet hani geçmişiyle temas kuramaz hale geldi. Hani dedelerimizin mezar taşlarını bile okuyamıyoruz. Evet. Maalesef. Yani bütün o kütüphanelerdeki yazma eserler ve evlerdeki ne oldu hepsi bir anda yani okunamaz hale geldi. Bütünü de diğer taraftan Müslüman coğrafyada teması ciddi şekilde engelliyor evet. Ayrıca. Yani Kur'an harflerinin ortadan kalkması. Burada Bedüzzam'ın vurgusu geliyor. Bir mümini ve Müslümanı evet. Asgari temel evet. Hakkı olan Kur'an'ı ile muhatap evet. Olmanın önü kesildi. Şimdi burada diyor ben ne diyeyim, ben neye itiraz etmişim? Kur'an harflerinin dersini verilmesine. Bunu men etmeniz, bunu evet. Yasaklamış olmanız. Ha, yani bunu diyor ben itiraz etmişim ve ediyorum. Şimdi buradan şu çıkar mı? Yani Latin harflerine itiraz etti. Hayır, evet. İkisini beraber öğretebilirdin. Evet. Yani Osmanlı'nın son döneminde de böyle değil miydi o mesela? Evet. Beraber. Yani ne bileyim Mektep Harbiye'de, Tıbbiye'de, şurada burada evet. Okuyanlar veya o idadilerdeki çocuklar ikisini bir öğrenmiyor muydu? Evet. Yani bir yandan Kur'an harfleriyle okumayı öğreniyordu. Evet. Yani Türkçe iyi Kur'an harfleri üzerinden öğreniyordu ama öbür taraftan Fransızca dersi vardı ağırlıklı olarak veya İngilizce vardı veya Almanca vardı. Oradan da Latin harflerini öğreniyordu. Evet. Yani burada asıl mesele üstad vurguladı. Dolayısıyla Latin harfleriyle öğretim değil. Evet. Asıl mesele ya o Latin harfleri bir paravan. Latin harfleriyle bundan sonra öğretelim diye esasen maksat Kur'an harflerini ortadan kaldırmak. Evet. Dolayısıyla hem Kur'an'la temas başta olmak üzere bütün bir İslami mirasla bağını koparmak ve de dünüyle o toplumun bağını koparmak. Evet. Yani şimdi söylediği belli. Burada hani Latin harflerine itiraz etti bilmem ne üzerinden. Diye hani saldırmaya kalkan da tam da harf devrimiyle o şey yani Kur'ani mirasa dönük bir şey yani hücumda bulunmaya çalışanlarla aynı şeyi yapıyor. Evet. Yani bu bir ona çarpıtma, bu bir çarpıtma. Nasıl onlar yani hayır kardeşim yani böyle deseydi ki tam bir Kur'an harflerini de öğrensinler ama dünya işte yani Batı şu bu daha hakim ne bileyim bir sürü orada eser müktesebatı falan var onunla da teması muhafaza bakımından. Latin harfleri de öğrensin dendiğinde zaten toplum buna itiraz etmeyecekti ki. Evet. Hani birini diğerine vurdurmak, biri adına diğerini ki olmazsa olmazımızı ortadan kaldırmak. Ya.
Çok güzel. Dolayısıyla yani, gazetede evet. buna hizmet etmiş burada. Evet, yani güya Latin harflerine karşı çıkma görüntüsü altında, karşı çıktığı görüntüsü altında diğer Kur'an hurufunun dersinin menini gözden düşürmek ve nazardan düşürmek manası. Evet, ona üstadsa tam tersini söylüyor. Yani burada benim ne dediğim belli, çarpıtmayın diyor. Evet. Her ikisinde. Birinci dede, ikinci dede. Yani sözünün arkasında ve karşıdakini diyor, bu bir şey değil. Bu bir yorum değil. Bu bir güya benim dediğimi anlayıp da itiraz değil. Siz çarpıtıyorsunuz. Hakikati buna, çarpıtıyorsunuz. Yani buna müsaade etmem. Evet. Üçüncü, evet. 33-40 sene evvel hakaiki Kur'aniye müdafaa için bütün İslam müştehitlerine, müfessirlerine ittibaen, vurguyu tekrar yapalım, hakaiki Kur'aniye müdafaa için bütün İslam müştehitlerine ve müfessirlerine ittibaen. Yani müptedi yeni bir fikir ortaya atıyor değil. Değil. Bütün müştehitlerin, müfessirlerin söylediğinin tekrarı ve teyidi benim söylediğim. Onlarla ittifak ederek. Nedir o? Kur'an'ın irsiyet ve tesettür hakkındaki sarih ayetlerini tefsiri. Bir mirasla ilgili, değil mi? Evet. İki tesettür hakkındaki sarih ayetlerini. Yani açık, bir de şu hani müteşabih değil. Çok yani hoş. Buradaki şu manada, şu manada. İşte orada Nisa derken hani şu kastediliyor bilmem ne diye hani yani böyle müteşabih farklı yorumlara çekilecek bir şey değil ki. Değil. Erkek kız, erkek çocuk, kız çocuk. Açık ve net. Hani evet. Şuna şu, buna bu değil mi? Evet. Anneye, erkek çocuğa, kız çocuğa evet. miras hissesi üzerinden yani açık İslam ve net. Mevcut medeni evet. kanun mukayesesi. Veya örtü. Yani bu örtü işte aslında hani evet. Manevi bir şey. Teşbihdir bilmem nedir mesela kürsi değil. Ayeti gibi. Değil mi? Değil. yani veya yedullah hani ayeti gibi. Yani Nur, açık ve müteşabih falan değil. Açık evet. ve net. Örtü. Evet. Bildiğin örtü. Evet. Bu nedenle de bütün İslam müştehitleri ve müfessirleri konuda ittifak etmişler. Evet. Ben de diyor nedir? Kur'an'ın irsiyet ve tesettür hakkındaki sarih, apaçık manası hani açık ayetlerini tefsiri ve 4-5 defa hükümetin tetkikinden geçtikten sonra bize iade edilen yalnız tesettür risalesi bahanesiyle ki bu ayetlere dair bahis 25. sözde evet. Mucizat-ı Kur'ani risalesinde evet. orada değil mi, Bediüzzaman işte Kur'an'ın hani hadi ey ins ve cin yani beğenmiyorsanız mislini getirin veya bunu beşer sözü diyorsanız okudum. Buyurun beşer olarak toplanın mislini getirin. Değil mi? Ayetini izah sadedinde yani modern zamanların ortaya koyduğu Kur'an'a mübarize niyetinde adeta öyle değil. O geçmişteydi şimdi böylesi doğru diye o modern algılar, değil mi? Modern kurgular, ilkeler evet. değil mi? Modern yaşama şartları orada getirdiği bir takım hukuki vesaire ölçüler. Yani buradadır işte bir Kur'an'la, Kur'an hükümlerine mübareze manası var. Halbuki onların bu iddialarıyla birlikte ortaya koydukları hükümlerin sosyal sonuçları, Kur'an'ın hükümlerinin sonuçları yan yana koyduğumuzda mukayese edildiğinde aciziyetlerini görüyoruz derken de orada dört örnek veriyor Bediüzzaman'da. Evet. Bir genel bir çerçeveden evet. sonra Kur'an böyle bir insan, böyle bir toplum öngörür. Kur'an'ı reddederek böyle bir insan, böyle bir toplum çıkar diye genel bir şey ki Risale'de 5-6 yerde bunu evet. tekrar tekrar vurgular. Kur'an insanı şöyledir. İşte modern felsefe zaman medeni insanı böyledir. Kur'an böyle bir toplum husule getirir. Evet. Bu ise böyle bir toplum. Yani bu genel Risale 4-5 defa da vurgulanıyor. Evet. Yani oradaki bu bahis. Ondan sonra da 4 örnek veriyor Bediüzzaman. Evet. Bunlardan biri ekonomiyle ilgili faiz, evet, riba üzerinden faizin olduğu ve olmadığı, zekatın olduğu ve olmadığı bir ekonomik model üzerinden. Diğer üçü de tesettür var. Yani miras ve de taaddü-i zevcat var. Aile evet. hukukuyla ilgili. Evet. Dolayısıyla aslında beş temel meselenin tümünde de hakikatin nokta şurası. Yani bugün en şey konular olarak görülen nedir o? Böyle problem, zayıf ve saldırı konusu değil mi? Saldırı konusu İslam olarak görülen yani. Meseleleri üstad orada nazara vererek evet. tam tersi onun üzerinden adeta Kur'an'ın evet. meydan okuma tavrını nazara vermesi
takdire şayan muhteşem bir mana. Ve o hakikatte bütün müçtehitler o konuda ittifak ettikleri bir nokta ki bugün sadece o medeni kanun çerçevesi içerisinde gelinen yeni yasal düzenlemelerle getirilen sıkıntılar bugün hukuk camiasının da en ciddi anlamda problem olarak kabul ettiği bir şey. Yani mirasta annenin kendi evladından ölen erkek çocuğu evli olması halinde hanımı ve çocuklarının bulunması halinde annenin kendi evladından miras alamaması bugünkü medeni kanunun öngördüğü bir sonuç. Daha buna benzer. Utanç verici bir şey. Utanç verici bir şey. Aynen öyle. Yani maalesef. Yani, rahatsız yani edici yani, ve bugün böyle bir problem... hukuk maddesinin olması başlı başına hakikaten utanç verici bir şey. İnsaniyeten esasen. İnsani anlamda böyle. Dolayısıyla bunlara ilişkin o Üstad Bediüzzaman'ın tavrı ve tutumu hakikaten fevkalade kendinden emin ve hamdolsun Kur'an'ın her mesailini en harika bir biçimde müdafaa etmeye bir zemin hazırlayan mana bütünü taşıyor. Hikmet açısından da öyle. Yani dünyevi anlamdaki sosyal hayatı düzenleme ve insan hayatının huzur ve saati kavuşturma açısından da Kur'an'ın harika sonuçlarını gösteriyor. Evet. Orada da bu hükümleri yine bundan dolayı ilişilmiş, ona cevap veriyor. Buna karşı diyor, bize iade edilen yalnız tesettür risalesi bahanesiyle kanunen değil, belki kanaati vicdaniye ile bana hafif ceza çektiren ve mururu zamana uğrayan, zaman aşımına uğrayan ve af kanunları gören ve deniz ve temyiz mahkemelerince beraat kazanan birkaç cümleye, bak yine, yanlış mana verip bize ceza vermesini aklı gören. Ama diğer taraftan yine şu var. Niye bu cümlelere takıldı birileri? Evet. Yani şimdi hilafet saltanatının ifadesine niye takıldı? Evet. Yani Kur'an hurufunun menine niye takıldın? Veya aile hukuku başta olmak üzere, yani bunun içinde de miras ve tesettür başta olmak üzere, Kur'an'ın hükümlerinin hakkaniyetini ifade eden cümlelere niye takıldın? Yani ben buna baktığımızda da yani karşıdakinin kim olduğunu, niyetinin ne olduğunu, neyin karşısında olduğunu ve kendisini nasıl konumladığını. Yani son tahlilde gelirsek, yani Kur'an hükümlerini bir kenara itip onun yerine kendi hükmünü değil mi, koymak şeyine gelmiyor mu bu? Ya. Yani orada bir mübareze manası var. Yani Son Posta gazetesinin bu tavrı o canipte yer almayı, apaçık onlara destek manasını ortaya koyuyor. Öbür taraftan da mahkemeleri geçirmek, harekete. Evet. Bunu haklı gören diyor. Son Posta gazetesi düşünsün ki ne kadar o neşriyatta hata var. Efkar-ı âmmeyi aldatmamak lazımdır. Ama burada genel bir mesele. Gazeteler denilen şey genel olarak efkar-ı âmmeyi aydınlatmak için mi var? Yoksa aldatmak için. Yani manipüle etmek. Evet. Belli bir noktada yönlendirmek, belli bir noktada yargı oluşturmak için mi var? Yani maalesef doğru olsun olmasın. Maalesef bu ikincisi son zamanda çok ciddi bir problem ki demek ki o tarihlerde bile her zaman demek var. Böyle bir yani medya ile ilgili böyle bir problem var. Var. 4. Yine bir başka mesele. Nur'un bir şakirdinin hususi kanaatini umum nurculara vermesi ve birisinin hususi bir dostuna yazdığı adi bir mektubu, yani sıradan bir mektubu diyelim. Mevhum bir gizli cemiyetin naşir efkarı telakki etmesi, 30-40 senede telif edilen 130 Risale'yi bu sene yazılmış ve hiç mahkemeleri görmemiş gibi 3-4 mahrem Risale'de olan 30-40 kelimeyi 130 Risale'deki bütün 100 bin kelimelere teşmil edip umumunu mesul etmesi ve 23 seneden beri beni tarasut ve nezaret altında tutan ve 4-5 mahkemelere sevk eden ve 5-6 defa Risale-i Nur'un ekseriyeti mutlaka izahlarını müsaade eden sonra iade eden 5-6 vilayetin, hükümetlerin ve adliyelerin ve zabıtalarını bizim o mevhum asılsız suçlarımıza tam teşrik etmesidir. Yani burada da bir dizi mesele aslında sıralandı. Evet. Yani bu da hem Risale-i Nur'la ilgili bunun olduğunu ya da başka konularda gene hani olduğunu görüyoruz bazı unsurların. Kere burada birinci husus ne? Nur'un bir şakirdinin hususi kanaatini umum nurculara vermesi. Şimdi sadece bu noktadan alsak, yani bugün bırakalım hani ehli dünyayı, ehli din içerisinde dahi böyle Risale-i Nur'a ve nur talebelerine diyelim ki düşmanca tutum takınıyor bazıları.
Evet. Yani dönüp baktığında çoğunun hikayesini okudun mu kardeşim? Risale-i Nur'ları baştan sona. Evet. Yani nur talebeleriyle hani bir hani hemhal oldun mu? Ağırlık konusu ne var? Okumamak bir. Evet. İki, bir diyelim ki Risale-i Nur dairesinden biriyle bir muhatabiyeti olmuş. Evet. O da düzgün bir muhatabiyet olmamış. Evet. Hani muhatap olduğu kişi, yani Risale-i Nur'daki yani usule, üsluba uygun bir tutum sergileyememiş kendi zaafından dolayı. Değil mi? O kişi üzerinden bütün şey, camiayı, nur talebelerini yargılamış. Veya bir yorumda bulunmuş bir meseleyle ilgili o nur talebesi hususi yani bir kanaat paylaşmış. Evet, Risale'deki gene yani mizana da uygun değil. Evet. Risale'nin ölçülerine uymayan. Ama orada ne diyor? Kanaat. Bunlar böyledir ve bu kitap böyle söylüyor. Evet. Gelmiş. Ama hala bu şeyleri yaşamıyor mu? Maalesef. Ama hem de, şöyle hem bir de hakikaten evet, koca titirleri olan şahsiyet evet, ve kişilikler evet, bu tip şahsi kanaatler üzerinden bütün camiayı evet, ve nur talebelerini suçlayan bir tavır ve tutum sergiliyor. Ama maalesef bir şey daha söyleyeyim. Bir öz eleştir anlamda. Nur talebeleri içinde dahi sair, cemaatler, tarikatlar veya maalesef, yani ne bileyim eserler, kanaat önderleri, onlarda da böyle hatalar gene görüyoruz. Maalesef. Yani bir kişiyle temas üzerinden bir bütün topluluğa cemaati dair. Yani çok büyük bir yargı üretim. Bir kere birinci temel problem. Oysa bizim ısrarla öğrendiğimiz neydi? Hep o analitik evet, bakmak. Evet. Yani hatta Şia'ya bile bakarken. Mesela bir örnek diyeyim. Buradan hemen bir şey olsun. Belki böyle bir şey bu mesele. Şimdi başka mektuplar da var ki zaman zaman okuduk. Şimdi Risale-i Nur'daki mektuplardan şöyle bir mana çıkar mı? Bediüzzaman kendisinin Mehdi olduğunu iddia asla, ediyor. Asla. Tam tersi manaları evet, ifade eden birçok mektup var. Evet. Yani ama kendisine talep, bunun söylenmemesi evet, meselesini hatta imani bir konuyla irtibatlandıran bir zat. Evet, yani evet, hakikatin üzerine Mehdi gölgesi evet, düşmesin. Zannı galip şey evet. Yakin zannı galibe yakini, dönüşmesin. Evet, evet. Bu nedenle imanlar zarar görmesin. Avamın evet, imanı evet, çünkü hakikat kendisi muktedirdir. Evet. Hiçbir o şahsın gücüne, kudretine muhtaç değil. Evet. Diye tam tersi var. Evet. Şimdi peki buradan misalen bu böyle bir şey yaşanıyor. Diyelim ki bir nur talebesi ben böyle görüyorum diyor. Üstad öyle diyor. Şahsi ben onu böyle görüyorum ifade diyor. Bediüzzaman böyle olduğunu söylüyor. Bu veya Risale-i Nur'dan böyle ya, çıkıyor. Deyip oradan bir şey yapmak. Ne kadar dehşetli. Evet. Veyahut mesela bir başka örnek. Telviyat-ı Tis'a'yı okuyan bir kişi. Yani Bediüzzaman'ın gene Risalelerde yer alan zaman tarikat zamanı değildir ifadesinin cümlesini, ne anlamda olduğunu anlar. İmanın esasına hücum edilen bir zamanda hepimiz bütün enerjimizi şey buna odaklamalıyız. Anlamda. Farzı aynı olan bu vazifeye odaklanmalıyız. Yani bundan sonra artık tarikat geçersizdir haşa, anlamda bir söz değil. Haşa, asla. Değil mi? Bunu asla, bunu net bir şekilde anlayamıyorum. Bilakis yani Bediüzzaman'ın vazife şimdi imanı evet, kurtarmak vazifesidir. Evet. Dolayısıyla en ehemmiyetli bu vazifeye odaklanma belli zamanıdır. Belli bir döneme mahsus bir ifade olduğunu. Evet. Yoksa Bediüzzaman'ın asla ve asla hani tasavvufa, tarikata yani düşman olmak böyle bir haşa, şeyin semtinden bile şey Allah uğrayamayacağını Telviyat-ı Tisa'yı okuyan net bir şekilde görür. Ama buna karşılık nur talebeleri içerisinde yani o şey belli bir zamana mahsus sözü mutlaklaştırıp Telviyat-ı Tisa'yı şey oradaki üslubu adeta devre dışı bırakan bir üslup yaklaşım geliştirenler yok mu? Var. Var. Peki bundan dolayı bütün nur talebeleri mahkum edilebilir mi? Ya, veya maalesef Risale-i Nur ve Bediüzzaman mahkum edilebilir mi? Çok büyük bir yanlış. Değil mi? Ama o oluyor. Yani burada maalesef, da yine birincisi böyle bir şey. Nur'un bir şakirdinin hususi kanaatini umum nurculara vermesi. Dolayısıyla ama bir ders nur'un şakirdleri de hususi kanaatlerine dikkat etsinler. Çok hoş. Tamam. Oradan da hani evet. Öbürkünün hatası var da o hataya evet, sebebiyet verenin de hatası var. Çok güzel. Yani. Evet. Yani bazıları bir kişiye bakıp hem nalına hem mıhına, bir topluluğa dair evet, evet, yargı oluşturmasın ama o bir kişiler de kendilerine dikkat etsinler. Hususen şahsi kanaatlerine evet, dikkat etsinler. Evet. Nur'un bir şakirdin hususi kanaatin umum nurculara vermesi bir. Ki birisinin hususi bir dostuna yazdığı adi bir mevhumu, adi bir mektubu mevhum bir gizli cemiyetin naşir efkarı telakki etmesi. Burada da bir şey, hususi mükellemeden çıkardıkları bir mana var. Evet. Ondan sonra üç,
30-40 senede telif edilen 130 Risale'yi bu sene yazılmış ve hiç mahkemeleri görmemiş gibi görmesi bir de bu. Mesela şöyle bir örnek vereyim. 60'lı yılların başında yani Risale-i Nur'a dönük taarruzda merkezi rol almış mesela bir isim var. Ankara İlahiyat'tan bir isim. Onun bir makalesi. Düşün ki bu güya makale olarak yazılmış. Güya akademik bir mecrada yayınlanmış ve hala daha hani İslami cami içerisinden yani bu makaleye atıfla Risale-i Nur'a husumet veya yargı oluşturanlar var. Diyor ki o makalede Bediüzzaman Mustafa Kemal hayattayken korkmuş, tırsmış. Mustafa Kemal'in ölümünden sonra risaleler yazmaya başlamış. Halbuki yani Risale-i Nur'un mal sözler, mektubat, lemalar şuaların bir kısmı. Evet, bir kısmı. Bunlar Mustafa Kemal hayattayken yazmış. Mustafa Kemal yani hayattayken Bediüzzaman'ın yazdığı diyeyim ki 120 risale varsa. Evet. Mustafa Kemal öldükten sonra en fazla 10 risale ya var ya yok. Ya var ya yok. Evet. Yani burada da bunun gibi böyle bir şey var. Hani belli bir maksada göre bilgi çarpıtmak. Ya. Dehşet. Bu şey 20 senelik bir müktesebatı hani evet. Bir sene içinde kasıtlı yapılmış bir şeye dönüştürmek. Böyle bir şey. Ki bunda da ama şu var. Dolayısıyla 20 seneyi yaydığında kardeşim bu Eskişehir Mahkemesi'nden ki Mustafa Kemal hayattaydı geçti mi geçti. Burada bir suç unsuru gördüler mi? Görmediler. Görmediler. Kanaati vicdanıyla cüz'i bir cezayla. O da şey tesettür risale. Bir evet, üçüncü anlattı. Diğerlerine senin şimdi iliştiğin o risallere bir şey dedi mi? Değil. Kanaati vicdaniye. Yani senin takılın risale ilişti mi? İlişmedi. İlişmedi. Geldik Denizli'ye. Sizi rahatsız eden en fazla rahatsız eden 5. şua dahil. Beraat aldı mı kardeşim? Aldı. Yani. Ama zaten şu an yazılmış gibi göstermek nedir? Bunlar daha önce mahkemelerin gördüğü ve beraat almış eserler. Eserlerdir ve bahislerdir ve cümlelerdir. Yani bunu saklamak, bunu göz ardı etmek evet. Zaten. O bilgi çarpıtması bu yüzden yapılıyor. Evet. Bir diğer şey, bu da nasıl yapılıyor? 3-4 mahrem risalede olan 30-40 kelimeyi 130 Risale-i Nur'daki bütün 100 bin kelimelere teşmil edip umumunu mesul etmesi. Bu da hala var olan bir şey, problem. Hep evet. Yapıla gelen bir şey. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce cümlenin içerisinden birkaç cümleyi alıp o cümleyi de kendince çarpıtılmış bir anlama tabi tutup bütün evet. Bir şey, miras yapmak. Ama bu sadece Bediüzzaman'la ilgili yapılmıyor. Evet, bu başka maalesef. Alimlerimiz için de yapılıyor. Başka yani düşünce ifade eden hani dindar olsun olmasın düşünce erbabı için de bu yapılıyor. Değil mi? Böyle de bir temel problem. Diye oradan evet. Meseleyi söyledi. Vakit epey geçti. O yüzden burada noktalayacağım. Cümleyi tamamlayarak inşallah. Bir 5. nokta vardı ama o da önemli bir noktaydı. Başka bir zaman. Başka bir zaman inşallah. İnşallah ne güzel olur. O bahis de kıymetli bir bahis. Evet. Nur'un bir şakirdinin hususi kanaatin umum nurculara vermesi ve birisinin hususi bir dostuna yazdığı adi bir mektubu, mevhum bir gizli cemiyetin naşir efkar telakki etmesi ve 30-40 senede telif edilen 130 Risale'yi bu sene yazılmış ve hiç mahkemeleri görmemiş gibi 3-4 mahrem Risale'de olan 30-40 kelimeyi 130 Risale-i Nur'daki bütün 100 bin kelimelere teşmil edip umumunu mesul etmesi. Ve 23 seneden beri beni tarasut ve nezaret altında tutan ve 4-5 mahkemelere sevk eden ve 5-6 defa Risale-i Nur'un ekseriyeti mutlaka izahlarını müsaade eden sonra iade eden 5-6 vilayetin hükümetlerini ve adliyelerini ve zabıtalarını bizim o mevhum asılsız suçlarımıza tam teşrik etmesidir. Son noktada diyor ki eğer dediğin doğruysa bunların hepsi bunları görmemiş bu suç olan şeylere müsaade etmiş ve iade etmiş olmakla onları da suçlamış oluyorsunuz, farkında mısınız diye. 5. noktada ki hala da tartışılan işte Cifir, Evcet oralardan çıkarılan belli manalar hem onun Dinbaşı Kazan okur zaman şimdi kısaca ifade etmiş olayım. Bu noktada Bediüzzaman net bir şekilde hem bunun sebebini izah ediyor hem de orada sapasağlam duruyor. Bunu da ifade edelim. Evet, yani Allah birileri, razı olsun. Yani kendilerince bağlamından çıkarıp saldırmaya, oradan iftira üretmeye kalkabilir. Ama Bediüzzaman neyi, niye yazdığının farkında.
Hamdolsun. Ve bugün bize de bugün yapılanlar karşısında nasıl bir üslup ve usulle... Bediüzzaman şurada beşinci noktada nasıl duruyorsa öyle durmak, meseleyi öyle anlamak düşer. Nur talebesi isek eğer. Çok hoş. Evet. Allah bu istikamette, bu usul ve adaptan bizi de ayırmasın. Sarı'nın hukukunu muhafaza noktasında da üzerimize düşeni İnşallah. Hakkıyla yapmayı nasip etsin inşallah. İnşallah. Sevgili dostlar, bitiremedik. Uzunca bir mektuptu. Sadece ilk dört noktasını konuşabildik. Ama oranın devamında da hani bunu görüyoruz. Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'un hukukunu muhafaza ve müdafaa noktasındaki hassasiyetini, tavizsizliğini ve de gayretini gördük. Oradan da nur talebelerinin alacağı bir hisse herhalde vardır. O hukuku, evet, muhafaza, sessiz kalmamak ama onu da en makul bir şekilde, en ikna edici bir usul ve üslupla gerçekleştirmek. Dersi de mektubun okuduğumuz kısmında ve devamında var. Elbette program için irdelediğimiz başka bir dizi ölçü ve derse birlikte mucebince davranan, amel edenlerden oluruz inşallah. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hayırla, huzurla kalın.